Değerli kardeşlerim, bizler son nefesimizde güzel bir son ile hayatımızın neticelenmesini istiyorsak istikamet üzere olacağız. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı tavsiyelerde bulunuyor. Yani bir insanın bütün konularda istikamet üzere olması, dört dörtlük olması bu biraz zor bir şey. Peygamberimiz bunun için istikameti tabiri caizse üç mertebeye ayırmış. Yani bir Müslüman üç mertebeyi hayatına dahil ettiğinde inşallah istikamet üzere olur demektir. Peygamberimiz hadis-i şerifte diyor ki ey insanlar istikamet üzere olun. Seddidu. Her işinizi doğru düzgün istikamet üzere yapın. Bunu yapamıyorsanız eğer وَقَارِبُوا istikamet üzere olmak için bir çaba sarf edin. En azından istikamete yakın olabilmek için elinizden geleni ortaya koyun ve bilin ki sizden hiç kimse kendi ameliyle kurtulamaz. Hiçbir insan kıyamet gününde salih amelleriyle ateşten kurtulamaz. Başka bir rivayette de sizden hiç kimseyi amelleri cennetine götüremez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de mi ey Allah'ın Resulü dediler. Evet ben de dedi Peygamber. Allah'ın beni rahmeti ve faziletiyle kuşatması müstesna ben de kendi amelimle cennete gidemem dedi. Demek ki kardeşlerim biz çaba göstereceğiz. İnsanoğlunun üzerine vazife olan şey insanoğlunun çaba göstermesidir. Biz çaba göstereceğiz. Her işimizi dört dörtlük yapmaya, istikamet üzere olmaya çaba göstereceğiz. Olmadı diyelim. Bu kadarını beceremediysek yakın durmaya çalışacağız. İstikamete en yakın çizgi neresiyse kendimizi orada konumlandıracağız. Bu da olmadı diyelim. Bazen Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi günah işledik. Allah'a isyan ettik. Yolun dışına çıktık. O zaman Allah'a tövbeyle rücu edeceğiz. Ellerimizi açacağız diyeceğiz ki ya Rabbi biz ne kadar günahkarsak sen o kadar merhametlisin. Biz ne kadar zalimsek sen o kadar adilsin. Biz ne kadar unutkan ve gafilsek sen o kadar kullarından haberdar olan ve alim olansın. Bizi günahlarımızla yargılama ya Rabbi. Bize merhametinle muamele et. Bizi istikamete muvaffak kıl diye Rabbimize tekrar tekrar Rabbimize döneceğiz azze ve cel. İnşallah bu üç mertebe üzerinde hayatımızı idame ettirmeye çalışırsak Allah'ın izniyle istikamet üzere hayatımızı idame ettirmiş oluruz.